Herkese merhaba arkadaşlar. Konuşamadım. Haziran, 1 Haziran'dayız. Kaçıncı bölümü çekiyoruz arkadaşlar? 35. bölümü çekiyoruz bu arada. Bütün ayarlarımız tamam. Aynen. Arkadaşlar, Haziran 2'de buğdaylarımız oluyor. Tarlaya şöyle bir gidip baktım. Haziran 2'de gidip artık böyle biçerciler gelir herhalde. Onu da konuşmadım da bir telefonla konuşacağım. Biçerciler gelirse eğer buğdayları hasat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün bayide biraz işlerim var da benim motor niye kapanmıyor lan kapağı? Dur. Heh. Böyle kalsın. Şimdi sonra satmaya götürüyorum arkadaşlar. Çok beğendiniz ama satacağım bunu ya. Çünkü yeni motorlar geliyor bayiye. Gidelim. Bayimize gidelim bu arada. Ama biraz da sohbet edelim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle camı kapat ya. Kafam şişti. Şimdi öncelikle arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz? Görüşemedik bayağıdır. Keyifler yerinde umarım. Yaramazlık yok inşallah. Umarım herkes iyidir. Çünkü bayağıdır böyle işten güçten konuşamadık. Bundan sonra da biraz konuşamayacağız. Çünkü çok iş olacak. Yoğun bir döneme başlıyoruz. Yaz hasat dönemi geliyor. Geçen gün yoncayı biçtik işte. Buğdayı biçeceğiz. Ardından mısır ekeceğiz. Mısırı biçeceğiz. Bir tane mısır ektik normal. Bir de sılajlık mısır yapacağız buğday arkası. Pancarımız var. Bunları bitirdim mi de zaten sezonu kapatmış oluyoruz, ilk sezonu. Bugün çok beklediğimiz 54-40 gelecek bize. Onu aldık. Siparişini verdik. Ödemesini yapacağız. Onun dışında başka ne yapacaktık? Bu Timosan'ı satacağız. 135'lik duruyor arkadaşlar. Onu garaja çektim yine. Onu belki ileride satarım, bilmiyorum. Şu anda yani satsam da çok para etmiyor zaten. Benim için değerli. Başkası için değerli değil ama. Timosan çok güzel motordu. Niye satıyorsun abi diyeceğiniz belki. Parayı çevirmemiz lazım arkadaşlar, yani maalesef. Ne kadar da güzel olsa ticaret yapmak gerekiyor. Onun dışında, arkadaşlar, çok önemli bir konuda bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi normalde birçok kişinin modlarını kullanıyoruz. Sağ olsunlar, ellerine emeklerine sağlık. Onlar için bir şey demiyorum. Fakat bizim kendi yaptığımız modları, tamam mı? Özellikle bunu söylüyorum. Yaptırdığımız, ya kendi yaptığımız demeyeyim de, bize böyle gönül işi, hatır işi yapan arkadaşlarımız var. Yaptığımız modları herkes kullanabilir, bak bunu söylüyorum, herkes kullanabilir, yayıncısından gencine. Yani zaten biz paylaşımı açık yapıyoruz, herkese açıyoruz. Ömer abi de buradaymış bu arada. Hani herkes kullanabilir arkadaşlar. Birisi gelip de size derse ki ya bu mod Metkes'in modu, Metkes'ten almışsın, çalmışsın bilmem ne falan, kesinlikle itibar etmeyin öyle yazanlara. Aksine deyin ki bunu bize Metkes gönderdi deyin, tamam mı? Bizzat Metkes izin veriyor, Metkes'in haberi var deyin. Böyle bir şey denmez, çünkü diyen bazı denyolar varmış. Ve bu, eğer benim Discord'umda bir kişiyse direkt banlayacağım, haberiniz olsun. Kimseye gidip de böyle yok Metkes'in moduyla oynuyorsun, yok şöyle yok böyle, kesinlikle böyle şeyler söylemeyin. En sevmediğim şeyler. Biz zaten paylaşmaya çalışıyoruz olabildiğince. Paylaştığımız modları da oynayın abi. Kimse size gelip de Metkes'in modu diyemez, tamam mı? Bunu böyle bir burada bir bitirelim. Onun dışında başka söyleyeceğim yoktu. Videoya hoş geldiniz. Video başlasın arkadaşlar. Şimdi bu Timosan'ı bir yıkamam lazım. Bugün gelen traktörlere de ufak bir mini açık artırma yapacağım. Güzel şeyler olacak. Bacalayı mazut alıyor lan. Şuna hemen bir su yürüteyim da. Bizimkiler ne yapıyorlar lan orada? Ömer de yakıt almaya gelmiş. Aha, benim motorlar geldi. Benim motorlar da geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo, Osman'ım hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Vay yavrum vay. Sonunda beklediğimiz motorlar geldi ha. Makina, makina. Vallahi. Arka kapağı çevir be. Dur, açayım, bekle.
Gel. Gel. Aman bak devirme 54-40 ha. Ne zamandır bekliyorum onu. Gel 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 gel. Şu fiyat listemize de bir bakalım. Ha, böyle açıklansın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu niye böyle oldu ya? Aleykümselam paşa da hoş geldin. Hoş bulduk. Lan 4 sene oldu ya. Selamünaleyküm. Sağ olasın. Oo, İsmail gelmiş. Hadi ama Efe de gelmiş. Vay ya. Güzeldi. Kafayı yiyor ya. Arada öyle oluyor. Lan Ömer ne koştun be maşallah. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay mı hayırlı? Sağ olasın yeğenim, sağ olasın. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İyi şükür seni sormalı ya. İyi ya. Yeni motorlar geldi de onlara bakıyorum. Şimdi maşallah, onları bir yerleştireyim. Maşallah. Bu 260 volt paşa dayanım motoru emin. Lan bir gözüme güzel gözüktü ha. Yeni motorlar geldi. Arkadaşlar Timosan'ı da satıyorum. Dur onu da getireyim. Bismillahirrahmanirrahim. Baytar geldi. Adam ya. Bu Para dayı. Arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam Hüseyin hoş geldin. Para nereden desin? Hoş bulduk. Hoş bulduk ya. İlçedeydim. İşlerim var idi bilin mi? Hoş geldin. Gözükmüyordun herhalde. Vay vay aleykümselam Baytar. Aleyküm. Yaz dönemi geldi bak nasıl toplandılar ya hasat mevsimi. Baytar hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Uğraşıyoruz, iş güç koşturuyoruz abi. Baytar benim iki tane dana vardı. Ne yaptın onları ya? Yükleyeceğim abi birazdan. İyi getireceğim. Daha geçemedim çiftle. Aynen abi. Tamam, tamam. Bak hele ne diyeceğim? Arkadaşlar şu motorları şöyle alsanıza ya şu tarafa doğru. Hangilerini? Sizin kendi motorlarınızı ya. Kendi motorlarınızı şu tarafa doğru alın da. Şimdi oralara hep motor gelecek de. Vallahi şu hal yakın ben dedim daha niye transiti getiremem oraya dolduram. Koşa koşa geldim hemen. İyi yapmışsın iyi yapmışsın. Hem spor olur spor. Şöyle yan yana dizin de sizin motorlar hani satılık gibi durmasın. Makineye bak ya. Bunu yeni aldım Hüso nasıl? Valla ateş ediyor ya valla. Valla. Makine ya. Bakalım, şimdi masayı dedim gayrete bir kere ayrı olur. İnşallah memnun kalırız bilmiyorum ya. Memnun kalmazsan ben hemen satıyorum. Heh söyle Yoruk Osman. Ya burada hayırdır etkinlik mi var herkes toplanmış bir araya gelmişler. Lan ne ara duydular küçük bir açık artırma yapacağım ya. Ya arkadaş bu köyde en son benim mi haberim oluyor ya. Daha yavaşla biz edeceğim. Ya böyle şeylere kaçırma. Siz grupta dönmüşsünüz koyun grubunda. La bilmiyorum ben yoldaydım belki o ara fark etmedim. Ne grubu? Grup mu? WhatsApp grubu var ya paşa dayı. Oradan ben paylaşıyorlar. Buna telepati yoluyla geliyor herhalde bilgiler. Direkt geliyor buraya. 398'i de buraya al ya. 398'i de buraya tamam. Al. Tamam. Ne bizim nakli ücretimiz ne? Konuşuruk ya. Tamam. Hadi bay. Bale benim servetin parası gelmedi lan. Atacağım ya o bende. Tamam sen de mi? Bende. Ya Hüseyin eskiden motoru satıyordum adam paraya gönderiyordum motoru öyle gönderiyordum. Şimdi devir kötü motoru görmeden adam parayı göndermiyor. Göndermediği gibi de diyor ki nahliyeciye diyor veririm ben parayı diyor. Bu da ne yapıyor işletiyor mu parayı bize gelmiyor bir türlü motor gidiyor. Lan faiz yüksek diye bankaya mı yatırdın parayı? Yok ya abi. Yol anca gidiyorum geliyorum ha sen. Tamam hadi bay. Arkadaşlar sen o zaman tırı çek. İban neredeydi? Tamam mı? Sen paranı hesapla ne kadar göndereceksem sana. Lan dur tırı çekeyim ben. Şeyden atarım düş. Sana. Şeyden düş. Nakliye ücretini düş öyle gönder tamam mı? Tamam. Şu arkadaşlar bir açık artırma yapacağım. Bir gelin 2 dakika hemen bitirek. Hadi bak. Normalde İstalili motorumuz 54C bayağıdır duruyor burada. Tamam mı? Benim kendi motorum bu. Yani ucuza verecektim ama dedim açık artırmadan vereyim. Birilerinin hayrı gözüksün. Şey işi görülsün dedim. Dur çekeyim şunu. Çek falan mı çek? Çek çek bunu da çek. Kornası bu arkadaşlar. Al emmi. Para geldi. Baktım şimdi. Tamam.
Hele hele bir gelin bakayım arkadaşlar. 54C. 70 bin lirayla açıyorum traktörü. Çok uzatmıyorum. Piyasa değerini biliyorsunuz zaten. 250. Öldürdü ya, öldü. Oha. 250 bin lira geldi. Evet, paşa. Biz önemirdi arkadaşlar. Evet, var mı artıran? 300. 300 bin lira geldi Hüseyin'den. Var mı artıran? Tamam arkadaşlar. Hacı Hüseyin hayırlı olsun diyor motor. Eyvallah falan, sen, eyvallah. Sen var ya, sen var. Güzel motor aldı. Ulan paşadan ya. Hüseyin, bundan en az 150 kağıdın var ha. Hadi bakayım. Allah el umut edeyim ben de inşallah. Şurayı aldım motor hemen. Ya gülün ya, Allah Allah. Hem piyasayı kızıştır hem de gülün. Ya onun amacı o zaten, senin paranı harcıyor. Senin paranı harcıyor. Ya ben ettiğim kâra bakarım. Bunun yükseltmesine bakmam. Mirgosman. Halici gene gaz yaptı bu ya. Arkadaşlar, Landini çok iyi bir motor. Bak, pişman olmazsınız. Canavar gibi. Önde ağırlıklı. Çift çeker. Çift çekeri olmayan alsın yani. Landini Power 75'lik arkadaşlar. Bayağı böyle güzel bir motor. Gelin bakın içine dışına. Pişman olmazsınız. 100.000'den açıyor. Korna ver hele. 100.000'den açıyor. 300. Vay maşallah. 300. Bu ne ya? Bugün vereyim mi? He. Vereyim benim TT50'yi. Yok, onu başka yere sat. Onu daha yeni verdik sana. Nasıl alayım o motoru senden? Evet arkadaşlar, alalım. En son 300 geldi. Haydi eyvallah. Yok mu artıran? 310 bin abi. 310 bin geldi. 315. 315. 320 abi. 320 geldi. 20, 325. 325 geldi. 350 abi. 350 geldi. Hayırlı olsun. Bu Baytar hayırlı olsun diyoruz. Geçmiş olsun. Ben bunu aldım abi, bu taksi attı da. Arkadaşlar. Nazara geldi, nazara geldi. Kumarımız bitmişti. Lan az daha ölüyordum ya. Allah'tan tahıl atmadık ha. Vallahi billahi. Ya. Neyse. Vites donuduk, marş basarsan eyle ama olmuş işte. Arkadaşlar bu bana ders olsun, bu burada kalsın. Bunu ben sonra çekerim, tamam mı? Baytar kusura bakma kardeşim ya. Vallahi billahi motorun biraz hasarlı oldu. Of, senin canın sağ ya abi, gerisi dönmeyin. Biraz kırman lazım şimdi fiyatı. Ya işte 250 artık Baytar'a bırakacağım bunu. Uyar mı Baytar? Uyar 200, uyar 250 abi. Arası bir şey yaparız. Bu ya abi, onu konuşuruz ya. Tamam tamam, bu kalsın burada abi. Bu ibretlik olsun buraya, tamam mı? Bak hele. He. Hepiniz buradayken bir aracımla bir tane kamyonum var. İlgilenen olursa benim garajı biliyorsunuz. Gelip neyim arası? Bir Megane var, bir tane de Bongo var. Bir Megane, bir Bongo. Bongo mu? Bongo'yu kaça bırakayım? Bongo. Buradan Allah, buradan bir gidip bahar ya. 500 diyorum da onu konuşuruk ya. Dursun hele dursun. Ocağım enciracılıktı bu, paşa dayı mıdır nedir? Paşa dayı. Arkadaşlar bak bak. Yörük Osman, geleceğim senin mekana bakmaya da. Şu tamam. Yeni gelen motorlarımıza baktınız mı? 54-40 satılık değil. 3095 ve 398. Çok güzel motordur. Bak bunda yanında koltuk var, binebilirsiniz. Aynı şekilde. Pişman olmayacağınız motorlar. Ben servetimden mutluyum ya. İyi tamam, bunlar şimdi size biraz pahalı gelebilir. Başka motor alacak var mı? Dükkanı kapatacağım ha. Ben alacağım abi, şuradaki John Deere'ye bakayım bir ya. Gideceğim ben. Alo. Hey. Para yattın mı lan Yusu? Para dayı. Para emmiyor. Alo. Lan 54 aldı gitti lan. Para yattı mıydı bu? Baytar sen parayı atma, senin para bir dursun. O motoru bir kurtarak da o motorun işi var. Yapacağız. Ona ben bir çalışacağım. Nazar değdirdiniz lan. Güzel para kazanacağını. Halen mi? He, para geldi. Tamam. Bir tane daha motor vardı. Ben onu getirmeyi unuttum ya. He. Hemen dedim bir açık arttırma. Dur onu ben bir koşu gidip alıp geleyim. Hadi. Git al gel.
Şey ne diyecektim ya? Yusuf lan imzalamadım lan onun kağıdını. Neyse hallediyoruz ya, yabancı diyorsun. Evet arkadaşlar, motor alacak var mı? Soruyorum, dükkanı kapatıp işe gideceğim. Bunu alacağız mı ben motoru abi? Doğru, iki kişi mi alacak? Ne, John Dere'yi mi alacaksın? John Dere'yi kim istiyordu? Ben Baytar abi. Baytar, bu 5090R bu, tamam mı? 2011 model, kabinli. 960 bin lira fiyatı var. Sana 930 olur. Olur fiyat direkt. Tamam abi, 930 hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Tamam, sen parayı gönder. Tamam, ben de yollarım şu motoru bir yerine alayım. Bitti güzelim motor. Kaç. Kaç, ezilme. Harbiden güzel motorum şu an. Şeyi bulamadım ha. Aa, buraya bir imza at, parayı gönder. Ben de şu şeyin parasını göndereyim, sen bana onun parasını gönderirken. Benim 54.40'ın parasını göndereyim arkadaşlar. Az bir durun da. Daha ter göndereceğimişim lan buna. Alayım mı, sen işimiz var azıcık. İşini bitir de. Tamam dur. Dur yeğenim dur. Halledeceğiz. Vay arkadaş. Alayım mı? Alcuso geldi. Şey, parayı attın mı? Baytar. Aa, bakıyorum abi, banka bloku koymuş galiba da onunla uğraşıyorum şimdi. He, dur bakayım. Blokayı kaldırabildin mi Baytar? Kaldırdım kaldırdım abi, şimdi telefonu konuştum da. He tamam. Yolladım, birazdan gelir hesabına düşer abi. Geldi geldi geldi, tamam. Ha iyi tamam. Şuraya bir imza at, senin iş tamam. Söyle Yusuf. Ya ben bunu bir sinirden, o Paşa Dayı'nın yüzünden bir sinirden aldım gittim, ama biz buna imza atmadık. Gel şuradakilerine imza al. Aa bak, ben şuraya hazırladım evraklarını, hemen imza al. He. Dur. Şuraya bir imzamı çak hemen. Saat gibi çalışıyor lan vallahi, 50-90'lar. Kapımı örteyim dur. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Hadi ayrın gör. Güzel korna, kornası yeter bunun, kornası. Hadi bay. Eyle eyle. Şimdi o Paşa Dayı'nın evin önünden geçerken yakacağım kornayı, yakacağım. Ömer ağa gel, senin motoru da halledek, gel. Hadi halledek. Ömer ağa ne alıyordun sen? Ayağıma bastık. He? Ömer ağa sen motoru ne alacaksın? TD75'i alacağım. TD75'i mi alacaksın? Kabın yanındaki he. Valla Ömer ağa, onun fiyatı 2013 model 850, de sana 820 olur. Çıkıyor mu paran? Tamam. Çıkıyor çıkıyor. Tamam gel abi, bunu da halledek hemen. Oh güzel satışlar oldu, hadi bakalım. Hiç. Abi bu, ben bu köyde kimseyi çift çekersiz bırakmayacağım. Herkesi çift çeker sahibi yapacağım. 3'e 5'e bakmayacağım. Vereceğim. Hemen gönderiver parayı. Buraya da gel, imzanı at. Geldi. Geldi lan, 860'ın lan. Neyse hadi düz olsun hadi. 22 at. Kaç dedin ki ya? 820 dedim emme. Tamam 800 olsun hadi, tamam. Dur ya dur. Yok yok tamam, tamam lan, tamam lan hadi ya lan. Dur. Ya çok şeyini kullanayım. Alede de baktığını çok kullanayım senin, dur. Evet ha, tamam sağ olasın. Aha CX geldi lan, ben de diyorum bu motor nerede kaldı diyordum. Taral dayı. He. Senin taral bende ha, haberin olsun. Ya ben onu ne zamandan beri arıyorum bulamıyorum. Sende miymiş o? He bende, o bende. Tamam işim ben görünce bırakırsın. Alırken kağıda yazdım ama görmedin elini abi. Yok görmedim. İşim tamam. Bitince bırakırsın, tamam. Tamam bırakırım. Hadi hayırlı işler sana. Hadi görüşürük. Sağ olasın. Lan Paşa dayı. Lan motoru cüzdü mü? Sıfır motor. Sıfır da ölmüş lan, 2020'ymiş bu. Namussuz bana sıfır dedi. Şimdi listeye bakıyorum, 2020. Ama güzel motor arkadaşlar. Gerçekten canavar. CX güzel. Başka seri. Bir şey demiyorum. Paşa dayı onu şuraya al. Gel gel. En başa al abi bunu. Şunları da ben de getireyim, şunları da. Bismillahirrahmanirrahim. Şunları da yerleştirek de.
3095'i koyduk. Tamam, 3085'in yanına. Tamam, hatta da onun yanına alıyor Osman. Allah razı olsun. Yörük Osman, borcumuz ne yeter sana şimdi? Şuna bir bakayım, dur lan. Valla tane son da bunu 5 sayarım yani, olacak. Tamam. Kes güzel motor. 5 mi sayarsın? He. Sana o zaman ben tanesi 10'sa, tamam mı? Diğerinin parasını aldın mıydı? He, onu düştüydüm. Tamam, ben şey paşa dayı gibi değilim abi. Hemen paranı göndereyim. Hiç hesabımız şey olmasın. Tamam mı? Al sana 5 kağıt. Hayrını gör. Eyvallah. Ama galeriyi düzdük. Başka motor alacak, satacak var mı arkadaşlar? Ya. Timosan da satılık, haberiniz olsun. Gama Efe. Ha, buyur balayım. Senin ne işin vardı? Ya kulağıma geldi. Sende kemire varmış da. Ben tarlaya kemire atsam, ben gübrelesem orayı. Olur, olur, olur. Nasıl yaparız? Motor burada. Motor burada. O zaman ne yapak biliyor musun? Evet. Sen motorunu al, beni takip et. Eve gel, ben sana gübre römorkunu da vereyim. Tamam. Neyse ona göre yükleyek. Bir vagon atacaksın değil mi? Ya bir vagon yeter herhalde ya. Küçük tarla, o kadar büyükte. Yetmezse gelirsin ya. Tamam. 5 kağıttan evet, veririm, tamam. Hadi vagonunu. Tamamdır. Hadi bak. Tamam. Paşa evet. Dayı. Efendim. Benim şu yoncayı biçtiğimiz tarlaya bir pulluk çekeceğim de. Bana 5'li pulluk lazım. Tamam, var. Ben yaylı var mı yaylı? Aa, yeni geldi. Daha bu sabah indi. Kaç kayme? 120. Hadi. Hadi sar bana. Hadi de. Sar bana. Yörük Osman. Eh. Ne diyecektim ya ben? Dur bakayım. Ben ne sattım? 54C benim idi. Ha, hesap bozuşmasın. Bir de Jondere sattım. Jondere'nin parayı gönderdik mi lan biz? Göndermedik Allah'ım. Ben ne diyorum? Bende niye fazla para var? Dur, Jondere'nin parayı göndermemişik. Tamam, dur onu da bir göndereyim. Tamam, bakayım 50-90 R. Tamam, Jondere'nin parayı da gönderdik. Tamam, şimdi oldu. Timosan'ı satarsam iyi olacak. Paşa dayı, Timosan'ı vereyim sana, bak çok güzel motor. Ya hele bekle, şu bendekileri bir satayım ben de. Paşa ya falan mi? Paşa dayı. Adamın senin kadar motoru var. Yörük Osman, bir bayiye uğrayayım, oradan senin arabalara bakak, olur mu? Sen yerinde tamam. Misin? Eve geçeceğim ha, de tamam. İşim yok. Aynı yol zaten, hadi gidelim. Aynı yol. Yörük Osman, önce senin oraya gidiyorduk değil mi? He, öyle dedin. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi gidelim. Hey be. Yavruya bak. İnşallah pişman olmayız. Hey, sesi kes. Şu taşların orayı da bir yapamadın hacı ha. Kapı açamadım ha. Tamam. Yavaş paşa dayı ya. Paşa dayı, eziyordun lan beni az daha. Canıma kastın mı var? Şimdi ne getirdin bakayım. Bir tane Megane getirmişsin. He. Ne kadar bu? Var? Lan Megane satışı 400. Satışı 400. Bu Bongo'nun kaç? Bongo ne atep? Onun 500 de ayarlarız ya. Böyle bir şey lazım bana da. Bilmiyorum. Şu açık arttırmadan aldığımızı satarsak düşünürük Yörük Osman. Sıkıntı yok. Kamyonet lazım.
Şimdi, tamam, şimdi almayayım da bir bakayım başka getireceksin mi yakında? Daha bakıyorum, araştırıyorum ya. Güzel tamam. Kullanışlı bir şeyler var mı diye. Tamam tamam. Paşa dayı, o zaman hadi doğru yedek pulluğu takayım da ben. Bak hele Halcisu geliyorsun değil mi bana yardıma? Geliyorum ben. Şimdi tamam. Gideceğim hale, oradan alacağım motoru, geleceğim. Tamam tamam. Benim işim yok ya, yardıma ihtiyacın varsa. Bizim şey gübre alacaktı benden, o ne yaptı acaba? Gitti mi eve? Yükledik onu ya. Tamam. Hadi o zaman bayiye gidelim hemen. Kapat kapağı, kapat tamamen. Of, tek çeken gözünü seveyim. Yürü. Eyvallah. Yürü Osman'ım. Pulluğu nereye koydun? O seni görüyor. He şu, tamam gördüm. Camı da açayım da. Geliyorum. Şimdi yanaş gel. Dur önce bu taraftan. Gel. Az gel, daha geldi. Gel. Oo. Tamam. Kaç para diyorsun şimdi buna? 120 dedik. Bana olur ne? 100. Adam işi biliyor bak, hemen bak, düz hesap direkt, yaptı ya. Direkt. Adamın dibisin. Al hiç sana yok. Al sana 100 acı. Al sana 100. Eyvallah. Hayırlı olsun. Hadi dah da gel. Bak Alep, evet. Sıkıntı yok değil mi pullukta? 0. Tamam. Diyeceğiz beraber. Tamam. Müşteri geldi sana. Aşağıya. Ömer abi gavur gibi gidiyor vallahi. Gitti. Tamam yeğenim, eyvallah. Sen evine geç, hesaplaşırız biz seninle. Tamam, ben bunu park edeyim. Motorla git, motorla git. He tamam. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Paşa dayı, geliyorsunuz siz ha, ben geçiyorum eve. İçindeyim. Tamam. Ha. Kulluk büyümüş lan. Şey ne yaylanıyor lan Hüso içeride? Ha buradan görüyor ha. Şeye gariban, bizim garibana da bir gübre vereyim de. Zaten gübreyi satmaya yer arıyordum. Ha baytar gelmiş mi? Transiti gözüküyor. Haa yok, gelmemiş. Aytar ha, oraya mal mı veriyor, ne yapıyor lan o? Şeyin evine. Ya, güzel kar yaptık ya. Vallahi. Hasattan da iyice para gelse süper olur. Kama Efe gelmiş ha, Kama Efe. Hayt yavrum. Nasıl yay yanıyor Erkunt.
Efe hoş geldin Gam Efe. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl edecek? Ne bak şimdi? Şimdi bak ben sana, sen buraya taktın mı vagonu? Daha takmadım. Vagonu tak bunu. Tamam takayım. Tamam mı? Şeyi de bağla. Bağladım dur. Tamam hortumumu falan da bağla her şeyini. Hazır. Aa buraya geri geri yanaş bayin. Tamam. Selamünaleyküm Pala dayı. Aleykümselam güzelim. Şu vagonu doldur at da ondan sonra getirdin mi danaları? Ya getirdim de ben yanlış yere gitmişim. Sen ya karıştırdım ya. Bunları bir türlü ödemedim. Şuradan ağrı gel. Aa buradan içeri gir. Transit girer mi buraya? Transitten danaları indirek şuraya. Bak hele bak. Aa şu danayı yükleyeceğim ha. Yerde yatan var ya. Şu. Tamamdır abi. Tamam. Tamam. Bunu, alırım ben. Bunu al. Aa, iki tane danaya ver. Parasını da hemen hesapla göndereyim. Tamam. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel kama. Gel 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 gel. Al sollu git. Sollu sollu. Gel gel gel. Hop. Az daha gel, az daha gel ya da. Az daha gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Azıcık üstüne çık. Gel gel gel. Hop hop. İyi mi? İyi iyi tamam iyi kal. Yanlış tamam. Geldin ya. Bu oraya kurtarıyor mu? Kurtarmaz mı oraya ya? Yok. Bak Efe net bileyim mi bak şimdi. Az bu yanlı gelmen lazım. Sen şimdi şeyle sağ tarafa doğru çık. Arka bu tarafa doğru ver. Palemmin'in olduğu tarafa doğru. Tamam. Bak anladın değil mi? Palemmin oraya doğru tamam, biraz daha geri gel. Ne var? Abunun altına denk götüreceksin işte Efe. He işte. Dur bay. Hadi bakalım. Baytar getirdin mi danaları? Vay yavrum vay. Kısır mısır değil değil mi? Yo yo abi bunlar daha ikiyi doğurdu. Bundan sonra daha verimli bunlar. Abi kısır ya bunu kaç alırsın bu kara danayı benim. Sollu gel sol yap. Tam sol tam sol. Oğlum ay, tam sol ulan. Bir 50 lira vereyim abi ona ya. Sağ olasın. Kasa peki bunların güncel fiyatları ne? Yani 80, 85, 90 değişiyor abi. Hop. Tamam. Kal böyle kal. Tamam kal, sen kal, sen malları indir ben hallederim. İyi değil mi? Tamamdır. İyi iyi tamam. Paşa dayı doldu doldu ha. Aa, ne çalışıyorsun lan paşa dayı yavrum benim. Doldu bayim. Ne yapıyorsunuz burada ya? İsmail sen ne yapıyorsun? Ya ben de Gama Efe'yi gördüm yolda takip ettim onu ya. Niye böyle bir şey yaptın? Vallahi bilmiyorum. Borcum tarlaya gidecek diye konuştum. Yok yok tarlaya gidecekmiş onunla konuştuğumda. Tamam. Yardımın dokunur mu diye. Gübre satıyorum ama. Deyin dedim. İyi bayım bak sen şöyle biraz geri dur. Sana? Hayvanları ürkütme. Ba- şu ite dikkat et. Hesabına para geçen. Ya hadi. Alayım mı? 5 kağıt at ya. 5 kağıt at yeter. Tamam hadi gönderen bak. Yalnız bak römörkü römörkü devirme. Yeni aldım. Daha. Alayım mı? He canım. Bu aracı baba ıstıran bu değil mi ya? Az kalsın bacağından tutuydu. Paçasından kaptı aracı babanı. Vallahi bu cinsi ne bunun? Vallahi karabaş ya. Al ona bir yem ver la hayrına bak hemen önün kulübesi. Tamam balen mi? Kulübesi nerede bunun? Tamam tamam geldi para. Şeyde tamam, hemen evin girişinde gör. Girişinde. Gel bam. Bir yem ver de gel ona. Gel gel gel. Paşa dayı. Efendim. Bunu az daha doldurman lazım. Ya bu ne ya motorla olsa daha iyi ya. İnmiyor baksana. Ya buna mazot mu yakacak bir daha? Boyuna mazot yakamak. Hüseyin nerede la? Hüseyin tarlaya gireydi la. İşimiz uzun. Dur bakayım. Sen onu doldura dur geliyorum. A few minutes later. Ne yaptın paşa dayı bitti mi? Ya almıyor ki aşağı inmiyor ki. Nasıl inmiyor ya? Aha bak. Oba boş oba. Ya doğru kürene atmam lazım bu tarafa doğru. Tamam yeter bu ona ya. Burada 10 kağıtlık mal var. 5 kağıt attı zaten. Boş ver. Hala dayı şuraya da bir bak da ben gideyim ya. Aa Ömer ağa da geleyim. Nereye ne yaptın indirdin mi malları? Ya indirdim yükledim ben. Aa hastalıklı benim danayı da koymuşsun ha içeriye. Bakayım. Güzelim sen gidiyorsun orada ama. Orada kapatmışız ya. Getirdin malları. Şimdi bunun borcu ne? He. Sen bana 110 bin lira atacaksın abi şimdi. Ben sana verdiğim hayvanları 80'lerden 160 tutuyor abi. 50'dir bu aldığım hayvana saydım. Tamam. Hemen gönderiyorum güzelim. Tamamdır abi. Hemen gönderiyorum. Oo bizim sütler iyi olacak. İyi maşallah maşallah. Tamam. Parayla mı süt var mı?
Şu anda süt yok ya, sıkıntı yok. Az var yani, gelmene değmez. Tamam. Bu aralar çok yavaş olsun abi, haydi Allah'ım. Sağ olasın Baytar'ım, sağ olasın. Baytar! Hayvandan yürü kesme. Yardıma geleceksin mi bana? Pulluk var bende. Ha geleyim abi, şu çiftliğe bir gideyim de hayvanlara bakayım bir. Tamam. Geleyim ondan sonra. Tamam, pulluk var dörtlü. Yardım edersen iyi olur. Tarla yoksa bitiremek tarlayı. Tamam, gelirim abi, tamam. Alayım tamam. Mı? Canım. Senin tarla nereye bir göster, ben girem olmadı. Sen ya gir önden. Ya gir bak, biri bura, biri bura. Bir de tamam. Bak şu öbür tarafta var. Bak tam karşıda. Ha şu tam karşıda gördüm. He. Oo ben girem, ben boşa beklemişim. Sen buradan başla beri. Sen buradan başla. Tamam, ya tamam. Ayağı, üçümüz peş peşe mi girsek hızlıca bir türüp ya. Siz girin ben geliyorum hadi. Siz girin ben geliyorum. Ya. Ben gidiyorum. Sen şu yollar kısmından çekeyim. Çok tamam efe senin durayım. İş tamam, parayı gönderdin zaten. Aynen tamam. Hadi, hadi işiniz yüzünüz az gelsin. Sağ olasın şu kapağı da kapatayım da mallar kaçmasın. Al burayı da kapat. Kapattın paşa da orayı açsana, oradan zıplamıyorlar zaten. Tamam. Açtım. Ömer ağa ne yapıyorsun ya? Tamam. Makineyi götürdün hala. He. Amanatını götürdüm ya. İyi İçine Allah. De doldu da meçhi dolu. Kullanırsın. Sağ olasın. Adam rahatsızsın. Tamam. Ya bizim kılavuza çıktım, bizim tarlaya bakayım da. Hep domuz geçmiş var ya. Valla. Budaylar nasıl? Olmuş mu? Haftaya olur mu yani? Olmuş haftaya olur. Eli kulağında. İyi bayım. Biçerciyi çağırın. Paşa dayı, biçercileri arayak da bir öğrenek bayım ne zamana gelirlermiş. Geç kahvecinin haberi vardı ondan. Dur ben bir konuştum bir biçerciyle bakalım. Gelirse. Tamam. Hadi bayım, bir sözünüz var mı? Ben gidiyorum. Yok yok, Allah'a emanet ol. Hadi görüşürük. Hadi eyvallah, karnım acıktı, çorba içtim. Hadi görüşürük hadi. Hadi. Ben de şu şeyi deneye kattık bir ya. Hadi bakalım. Bu motoru bismillahirrahmanirrahim. Hey. Nereye doğru sürüyorsun? Tamam buraya böyle niye girdiniz lan? Neyse. Tamam girdiysek öyle devam edek ya. Adamın tarlayı ezme ha. Dikkat et. Lan onunla batarsın sen orada. Göreceğiz. Bakacağız. Dur bakayım vites düşüreceğim. Bana diyene bak da kendi şey. Hey aslanım benim be. Aa böyle gideydik ya. Ne selektör yapıyorsun lan? Dur lan bir şey söyleyeyim mi? Beşliği bağ mısın demeyin ya lan. Bu sefer motoru tuttuduk ha. Hep öyle diyor. Neyse, iyi oldu böyle kalabalık olmamız. Ben pek bir menfaat göstermiyorum. Ne? Ben bir tur gidiyorum, siz iki tur gidiyorsunuz. Yetmiyor mu motor? Yavaş gidiyorum. Zorlamıyorum. Tamam, balem yavaş gel. Rahat ol oğlum, yeni aldım motoru, vurmayayım lan hiç.
Adamın öyle? Tarlasını ezmem bak. Sonra gıylar alırız. Kavga ediyorum zaten bununla. Geçen kemire yüzünden bir kavga ettim. Niyeymiş? Bir kemire mi sıçramış tarlasına? Ne olmuş? He. Hayvan kemiresi geliyor. Kemire tarlaya iyidir, da. İyidir. Ya onun mahsulü vardı millet o sıra. Millet ne anlıyor ya? Vay. Yürü Osman. Hop. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Yürü Osman, hoş geldin lan. Vay yavrum, Megane'la gelmiş bir de. Abi motorla mı geleyim, yakıyor ya. İyi bayım. Motorla geleydin ya da benim motoru alıp şey yapabilirsin, yardım edebilirsin bize, hızlı bitiyoruz ha. Olur. Şeyde anahtar üstünde. Tamam. Topurluk da 3 ne, üçlü mü var, dörtlü mü var? Gerçi şeyde takacağıdı da. Bir tane tak işte, bir tane pırlık olması lazım orada. Üçlüyü tak sen, üçlüyü batırırsın şeyi. 85'i. Motora bak, direkt hemen arkamızda böyle. Bu iyiymiş lan bu 54-40. Harbiden iyi çıktı ha. Sana satayım bunu. Al falan mı? He, satayım sana çok beğendiysen. Aşağı bırakayım. Valla iyice parayı aldım ben bunu. He. Bakmam lazım bir fiyat listesine. Oo. Bir şeyler yaparım ama yardımcı olurum. Bir bakak hele ya şu Paşa dayı aslında ocağıma incir ağacı dikti bileyim mi? O motoru o kadar yükseltti. Ve yine kar edeceğiz. Yine iyi kötü bir şey edeceğiz. Edersin ya. Kötü motor da değil. Kıyıları döneyim ben ya, dur. Böyle olmuyor. Ya sen dön. Aa, Baytar da geldi. Yavrum John Deere'yi denemeye geldi buraya bak hele. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Video dışı genel izleyicilerime söylüyorum. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar bizlere, bir tarlaya 3-4 motor giriyor diyorlar, tamam mı? Gerçek hayatta öyle olmaz diyen izleyicilerimiz var. Bunu bilinçli mi söylüyorlar yoksa gerçekten bunu inanarak mı söylüyorlar bilmiyorum. Onunla ilgili şöyle bir yorum yapacağım. Sonra da bizim roleplay'deki arkadaşlara fikirlerini sunacağım. Biz normalde memlekette tarla süreceğimiz zaman ya da ne bileyim hasat zamanı da olabilir, fark etmez. Yeri geliyor bir tarlaya, yani gençler olarak birleşiyoruz. Eskiden ben çiftçilikle uğraşıyordum. Şu anda yaşım gereği çok uğraşmıyorum, yani mesleğimi yapıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Biz birleşirdik, tamam mı? Atıyorum ben motorumu çekerdim. Sürdüğümüz kişinin tarla sahibi, benim arkadaşım diyelim, babası bir paket sigara alırdı bize. Tamam mı? Biz ne yakıtının hesabını yapardık, ne işin, birleşir sürerdik. 4 kişi 5 kişi. Tabi bu kadar büyük motorlarımız yoktu bizim. 240S falan, 240, ne bileyim 135'lik, 165'lik o tarz motorlar vardı. Vesaire bir tarlaya biz 5 motor da girdik. Yani bunun inadına gerçek hayatta yaptığım için yapmaya çalışıyorum. Sizler de nasıl arkadaşlar? Hüso, Paşa dayı.
oluyor mu öyle bir tarlaya girdiğiniz kalabalık? Oluyor, ben mesela 10 dönüm tarlaya 10 traktör girdiğim oluyor. Yani bilmiyorum da Yörük Osman sizlerde falan oluyor mu Hüso? Vallahi bizim mesela... orada yok ya. Genelde bizim bir kişi böyle... yardımlaşma mı yok sizin oralarda? Yani genelde malzeme yardımı oluyor öyle. Kimse kimsenin tarlasına gitmiyor. Bu tarla bitti, gel. Öteki tarlaya gelin. Baytar gel, Baytar. Yani şöyle söyleyeyim. Yardımlaşma bizde çok olur. Ama şöyle, arkadaşlar arkadaşlar arasında olur yani. Mesela benim yaşıtlarım var, arkadaşlarım. Onlar köyde yaşıyorlar. Halen daha gittiğinde görüşürüz, ederiz. Mesela balya basılacaktır. Motor olmasa bile gider motorda yanında otururum. Kol alırım, çekirdek alırım. Beraber balyaları basarız. Biraz o sürer, biraz ben sürerim. Ama bunun dışında mesela özellikle pullukta, yani şu çift sürüm, kazaya falan da dahil, ekipmana takıp 200 kişi çok rahat giriyoruz tarlaya. Ne oluyor? Şimdi akşam halı saha maçı var diyelim, tamam mı? Maça gideceğiz ama babası da diyor ki tarlayı bitirmeden gitmen diyor. Ne yapıyoruz biz de? Tamam diyor, hadi ben de motoru çekiyorum, bitirek tarlayı. Lan yavaş lan Yörük Osman. Aşağıdan mı girdin? Ben de şu şu köşeden gireyim, dur. Mesela bizde şey olur abi, eskiden olur artık. Köyden inmek, hayvancılığı falan bırakınca motor da kalmıyor doğal olarak. Mesela eskiden gelirdi 30 dönümlük bir tarlaya, 2 motor girerdi, 3 motor girerdi. Kimi parasıyla, kimisi karşılıklı. Kimisi deposuna. Deposuna. Ya işte bizde de mesela babası diyordu ki tarla bitmeden yetmek yok. İş kaytarma diyordu. Biz de tamam diyorduk, toplanıyorduk abi. Motora olan alıp geliyordu. Bizde zaten şey sıkıntısı yoktu. Yok motoru veremem babası ya da yok kullanamazsın gibi problemler olmuyordu hiçbir zaman. Biz mesela çok yapıyorduk öyle. Şimdi biz palemmiyi almak için tarla satıyoruz. Maça gideceğiz. Ula 160 voltla Erkut tepeliyon. Nasıl Erkut tepeliyon lan? Yalnız Erkut 4'lü sen üçlü sürüyorsun. Benimkiler 4'lü. Dikkatini çekerim kral. Benimkiler 4'lü. Lastiğim patlayacak. Girme o kadar. Neyse, role dönek artık ya. Ne diyorsunuz? Dönek, dönek, dönek. Öyle bir küçük bir aydınlatma yaptık yani. Demek ki yöresel olarak değişiyor ya. Kimisi çekiyor, kimisi sokmuyor vesaire vesaire. Ama biz çok yaptığımız oldu. Arkadaşlar toplanıp tarlayı bitirip ne bileyim düğüne gidiyorduk mesela. Adam diyordu ki mesela karpuz toplanacak. Bizde karpuz olur, tamam mı, köylerde. Adam diyordu ki karpuzu toplamadan çocuğu bir yere göndermiyorum diyordu, tamam mı, babası. Ters oluyor biraz köylülerin babası. Bizimkilerde öyle bir şey yoktu. Biz de diyorduk ki tamam toplayak abi. Hemen giderdik, bir girerdik, toplardık. Adam inanamazdı. Derdi ki ne ara topladınız derdi. Ama giderdik yani yere. Role girelim geri. Şu bir de şu traktörü yokuş yukarı deneyim diyorum la. Baş adayı. Dene bakalım. Hep yokuş aşağı sürdük sanki, öyle hissettim. Ay yavrum. Bu motor affetmez, yokuş yukarı, yokuş aşağı. Düz duvara bile tırmanır. Affetmez diyorsun değil mi? Affetmez. Şu sıradan bir yedeyim. Var ya. Alo. Alo. Fahim mi? Efendim. Çabuk yetiş, Gami Efe çukura düştü. Nereye düştü? Oğlum ben tarla sürüyorum şu an, gelemem. Sağlığı iyi mi? İyi de traktörü çıkartamıyoruz. Tamam, düştüyse yapacak bir şey yok. İş bitsin gelirim. Tamam. Bekliyoruz biz. Sağlığı iyiyse sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ambulans arayacağı yere beni arıyorlar arkadaşlar.
Yok yok, motor iyi, motor iyi. Motoru beğendim abi. Yörük Osman. Hop. Sıkıntı var mı motorda? Yok ya. Götürüyor mu, çekiyor mu yoksa? Sadece arkasındaki ufak ya. Çekiyor çekiyor. İyi bay. Şu sırayı al da sen abi, bu sırayı gel. Ben şu sıraya gireyim. Ben şu Baytar'ın yeni motoru bir soyayım bay, nasılmış? Az bir şeye kaçırdık. Dur palayım mı? Ne yaptınız lan orada? Yine bir şeyler karıştırdınız ama hadi hayırlısı bakayım. Vallahi 280 kişi patlamış. Dur zorlama. Dayanam ben buradan ya. Yörük Osman, pulluğu kaldırdın mı? Dur lan, nasıl bu derece batırdın motoru lan? Ne bileyim, birden gömülü verdi ya. Dur, onu nasıl yaparım? Sen oradan içsen onun arkası zincir de yok he mi? Benim burada da zincir yok. Biraz basılacak ama yapacak bir biraz şey yok. İtti bari ağırlıktan. Bak motoru dikkat et. Yavaş yavaş itti ha. Lan daha da kötüye gidiyor sanki. İyice gömdün. Yok. Zincir lazım. Oraya olmaz mı ya? Zincir lazım, dur. Bir saniye. Baytar. Efendim abi. Nasıl, motordan memnun musun? Motor iyi abi, güzel çekiyor gidiyor ya. Güzel mi? İyi. Ben memnunum abi, iyi. Sağ olasın. Sayın hayrını gör. Güle güle kullan. Zincir var mı sende ya Baytar? Valla bende yok abi zincir. İyi bakayım, hadi kolay gelsin o zaman. Şu hadi sırayı bitire abi. Dur da sen. Bak hele, para atacağım ha, gitme tamam mı? Para atacağım. Tamamdır abi, tamam. Tamam hadi. Ona dayanma, kastırırsın. Arka iyice gömüldü ya. Arkaya gömdüm, bak kulluğu kastıracaksın şimdi. Paşa dayı, nerede aynı lan paşa dayı? Paşa dayı. Efendim. Sende zincir vardı ya, kurulukta. Dur bende vardı. Ambar evinde vardı. Dur alıp geleyim. Neyle alıp geleceğim? Buraya ben sökeyim abi bunu da. Pulluğu sök de al gel yürü. Nerede? Falan gel ambar evinde gel. Gel. Şuradaydı, ambar evinde vardı ya. Orada mı falan mı? Gel burada gel. Paşa dayı çekil. Kalacağım lastiğin altında. Lan yürü Osman. Nasıl battı ben de anlamadım ki ya. Paşa dayı çıkarttın gene.
Tak hele şunu şeye ya. Hoppa. Tamam. Tamam yürü bay. Hadi. Bak hala yavaş çek motoru ayırma ha ikiye. Yok yok. Kanarı koşayım. Paşa dayı kaç bayım oradan? O ben motorun ilmini bilemem sen. Dur bekle. Gel. Dur bakalım. Gel 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 gel. Lastiğin altında. Bekle. Almaya da. Bağlama dur. Yanaş. Sökün hele şunu. Ucunu sökeyim. Tamam. Sök. Tamam bekle. Ben gaz verince tamam mı bekle. Tamam hadi. Bekle dur bekle. Ger direkt de. Ger gel. Dur dur. Dur bir saniye. Arka camın açılmıyor. Yok ya cam sıkıştı anlamayayım ki açılmıyor. Çek. Tamam. Hop. Kurtar bayim. Şunu bir o aşağı elinde sökün ya. Tamam. Ula dur bekle dur dur dur. Şunu bir yürü Osman el at hele. Ya bunu diferansiyeli kitlemişin golü mü ondan bu. Ulan ben aldığımda öyleydi ya ben de hiç bir tane dokunmadım karıştırmayayım diye. Dur bay. Sen gelir 285 dolusu takarsın ben 265 dolusu takarım. Dur dur. Gene battı abi gene battı. Bu batar zincirli götüme. Zincirli götüme. Ben bunlar rampa yukarı nasıl çıktım şurada battım arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum dur bay. Dur dur iyice bakayım dur. Yok arkadaş. Bu şey olmuş. Pulluk ağır mı geliyor buna anlamadım ki. Güçlü pulluk aslında. Ya buna ne oldu gene batırmışlar bunu ya. Kalem mi? He gel gel bağla yine gel. Yine batmış. Allah ya, Allah. Tarla yaş ya onun da etkisi var ya. Bağla bay. Tak hele şunu alt tarafa tak. Hadi. Ben seni buradan şu kuru yere kadar çekeyim kuru yere kadar. Tamam. Yavru ne yapıyorsun yavru? Ya o kadar elde bak, bak. Ula bak batıracak illa. Tamam kurtar bayım. Hop. Yavaş lan. Geri kaçtı lan. Ya. Lan. Lan oğlum kurtarsanıza. Ne iş görüyorsunuz? Dur bekle tamam. Kulağa bak nasıl ılıyor. Lan 2 dakika yürüyemiyorlar ya. Anca göt büyükler hemen oturuyorlar boş buldukları. Bakışacağız mı beyler? He sen de mi geliyordun? zinciri çıkartacağız yapalım mı? Dur dur bekle. Ben indim şu şeye motoru çekeyim bitti mi bu tarla? Bak Ecu kalmış buralarda ya kenarda köşede. Onlar da paşa dayını alır artık. Bak şuralarda kalmış görüyor musun paşa dayı buraları? Paşa dayı sen buruyla nasıl batmıyorsun lan benim 285 batıyı? Şoförde bitmiyor muydu? Doğru şoförde bitiyor. Sıkıntı Yörük Osman'da. Timosan da iyiydi. Timosan da. Yalnız paşa dayı bana kötü şey satmışın pulluk. Hep soyuldu anasını satayım boyası. Bak gene ben. Tarlam taştı demiyorsun. Pulluk da şey. Bak hele pulluğun boya hep soyuldu ya. Bak hele benim kulağım çınladı arkamdan mı konuştunuz ya? Kötü şoför değil sana paşa dayı. Benden duymuş olma. Kendi sıfır aldığı makinayı batırdı. Doğru. Bu tarlada her gün biri batıyor. Ben şunu alayım geliyorum beklen.
Balayım mı? He. Senin işin var mı? Bir şey konuşacağım seninle hele. Dur hele. Dur park edeyim geliyorum konuşalım. E hadi tamam. Makine ya, makine aç çalıyor. He. E bak ben o şeyi de gördüm. Kahvede, kahvede. Neyi? Bu muhtarlık seçimi mi ne olacağım? Yani. He, doğru. İşte ben ilçedeydim. Oradan da bak şey bu fotoğrafını atmıştı bizim Mustu. He. Onun. Ben de oraya adaylığımı koydum. Şimdi o afişi oraya asarlar mı, asmazlar mı, aracı babaya verirler mi, vermezler mi bilmeyeyim yani. He. Eyle yani 3-5 vaatim var. Neymiş burada... vaatin? Söyle bakayım. Şimdi bildiğin gibi koyumuzun yolları hep toprak. Hep yağmur, kar, kış söktü ya, götürdü. Dur yerinde duramıyorum. Bir paşadan yanına dur ya. Boynumu yordun döne döne. He. İşte ne diyeydim ha? Diyeyim bu koyun yolları, bu ara yollar mesela milletin evine gelen yollar hep mıcır şey yani kum. Dur şöyle geçeyim dinleyeyim seni. He. Karışır şey bilirsin işte. Ha bu senin evin önü hep adayım şey. Adayım mı diyorsun yani? Ne adayım diyorum yani. Ne yaptıracağım başka koya? Ondan sonra bak şimdi bu bizim mesela halde domates, mavates her şeyi satıyor bilirsin işte. Tamam. Mesela bunları kim seracıdan mesela ilk 3 getirişinde kantar parası almayacağım. Bu seracıya yarayacak bir şey. He. Ondan sonra genel koyu için konuşacak olursak sadece bir yani muhtar gibi değil tüm derdini tasasını dinleyecek bir kardeşlerim ben hepsinin. Koyumuzu bence belediyelik yaptı. Belediye gelsin koya. Ben bunu... gideceğim kaymakamlıktan da konuşurum gerekirse. Ya bizim bu... kar yağıyı yollar kapanıyor. Ne kar koyabiliyor. Evet. Ya iki tane şuraya... Üstelik imkanlarımız ne anca? He. Grader, buraya... grader olsa belediyelik olsa grader. Graderimiz falan olur yani. Ben gideceğim ilçedeki kaymakamlıktan konuşacağım. O kar yağdığında, kış olduğunda. Mesela... Ağır bir tırmır geliyor mesela. Lağım şeyler, borular, morlar, sular hepsi patlıyor. Evde sular kaç gün kesik oluyor ikimiz zaman. Hmm. Güzel. Vaatler bunlara... güzel değil mi paşa dayı? Güzel. Bunlara anında kesim çözüm bulacağız. Baytar ne diyorsun? Senin eksikliğin var mı sence? Ne yapması lazım şeyin muhtarın? Ondan sonra ben bir şey daha söyleyeyim. Falan araya girdim ama. Lafını bitirsin de şey yapayım orada. Söyle bay. Bu... Bizim hani koyda var ya şu şeyi işledi ya neydi adı ya biriz neydi o amcanın adı ya benzinli işleten var ya benzinin sahibi Cafer emmi mi? Heh o işte mesela ondan da konuşacağım şu mazot fiyatlarına bir şeyler yaptırmaya çalıştıracağım tabii. Onun yapabileceği bir şey yok ki Cafer emminin. Orası öyle de ne bileyim belki elinden gelir melirse amenna. Sen bence ne yap biliyor musun bak bizim en büyük sorunumuz ben söyleyeyim. Koyun bir an önce yollarının yapılması lazım. Çok sıkıntılı yollar var. O basit iş onu hallederik ya. Kaymakamlar bir gittim mi o iş tamam. Koya bir ufak tefek böyle fabrikalar olması lazım. Ya sen onu iyi değilsin de. Bir salça fabrikası yer, iyi olur buraya bir olca. Ne her bileyim. Yer dağdaş görmeyeyim mi? Bir muayene istasyonu güzel olur. Ekmek almaya uzağa gidiyor. Bir... Ekmek fırını olur. Ya çok böyle yapılacak şey var yani koya. Cem şey belediyeyi götür yeter ya belediye. Belediye getiririk o basit iş. Sen derdin olsun sadece. Her şeye basit iş. Basit çünkü adımız var. Tanınmışlığımız var. Abi tabi efendim tabi. Paşa dayı da Paşa dayı da aday ha. Yörük Osman da aday. Bak burada adaylar var ha. Bunların vaatlerini duymadım ben tabi de. Bana denk olabileceğini düşünen varsa buyursun çıksın karşıma. Hadi yavrum. Odri meydan. Dendik ki adaylıktan çekilmiyoruz. Baytar. Görecek. Bakacak. Sandık günü bakacak seçim günü. Baytar bir fikrin Allah. Ne diyorsun ya? Bu muhtarlıktan beklentimiz nedir bizim? La. Bu hikayede yanan köy olmaz inşallah abi ya. Aslında bir korkum değil. Muhtarın hesabında iyice para var biliyor musun? He, bunlar çeker şey birbirini vurmaz inşallah. Abi. Üçü de birbirine diş yapıyor böyle. Bak, ha, bir de bak bir şey daha var. Ben bir şey diyeceğim. Benim bir tane hazine tarlam var.
Onu tapusunu alamıyor. Onun tapusunu aldırırsan efsane olur. Hallederim. Bakacağız, bakacağız. Ona da bakacağız da. Şimdi hazine şimdi devlet malına ben ne diyeyim? Ne bileyim abi, başkalarının muhtarı kağıt kürek uğraşıyor. Geçit duruyor üstüne. Ya adı varmış. Adı olaydı. Adı... Yaparım derdi. Yaparım, onu da yaparız. Yine de konuşuruz. Konuşmak demeyik. Konuşuruz. İlla ki göz önünde işte, bulundurulur. İlla ki bu sadece konuşuruz diyorsun. Yaparım diye bir şey yok ortada. E kesin bir şey söyleyeyim de ben milleti niye kandıram? Her aday gibi, sizler gibi niye kandıram ben milleti? Ben senin gibi uçuk hayaller vermedim millete. Ben de uçuk bir şey söylemedim. Köyün yolunu yaptırmak. Ondan tamam, sonra bu, belediye getirelim dedim. Belediye. Kaç belediye tane nüfus var belediye? Şu yan köyde, ya onun yan nüfusa köyde falan, şey, nüfus önemli de tabi adamı olan getirttiriyor ya. En kötü ne yapıyor biliyor musun? Belediyeden buraya bir grader getirttiriyor, bir kamyon getirttiriyor. Ya çakıl çekilecek gidiyor, motorlarımızdan çekiyor. Lastiklerimiz eskiyor yani. Mesela bak, bu köye park arkadaşı bile döşettirebilirik aslında. Bu arayollara mesela vallahi asfalt döktürsek köyün içinde de park arkadaşı döşettiririk. Vallahi güzel vaat. Ben buna biraz sevinebilirim yani. En azından kar mar yağdığında çamur olmaz. He. Çamur olmaz. Mesela köyün içinde de kayacak bir yer yok. Buralarda bilerek asfalt diyeyim ki yani buralar rampa mampa var. Motorlar kaymasın diye bir yere. Park arkadaşı yağ gibi kayar. Koyun içi düzlük, kayacak bir yeri yok. İyi, güzel vaatler. Başka eklemek isteyen var mı vaatleriniz? Şu anda kaç adayımız var? Paşa dayı var, Yörük Osman var, Halcüse var, bir de Kantar Mustafa mı var? 4 tane muhtar adayı var. Yakın zamanda bunların şeyleri olacak bu arada arkadaşlar. Ne deniyor ona? Seçim anketleri YouTube'dan olacak. Hangisi en çok oy alırsa o muhtar adayımız. Yeni muhtarımız daha doğrusu. Sizler de köylü olarak oy verebilirsiniz. Genelde izleyicilerimiz oy verecek ama sizler de verebilirsiniz. Eminim Hacı Suyo bir oy çıkacak diyormuşum falan. Vallahi o kadar o da konuştum. Senin oyundur büyük ihtimalle. Hüseyin, ben sana inanıyorum. Sana çok oy çıkarla. Sen bu işi biliyorsun bak. Ticaret adamısın. İnşallah. Bakacak. Bakacağız. 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 Kimin kalemi daha büyük? O zaman görecek. İyi bakalım o zaman. Ben sizin paralarınızı göndereyim. O kadar geldiniz, yardım ettiniz. Hepinize 10'ar kağıt atıyorum. Uyar mı? Sen istemiyor musun? 10'ar kağıt çok deyin ya. Ya on, sen şeyle bir depoyu doldur yeter daha. 10 da doldurmasan olur da işte. Ya doldurursun. Kim istiyor? Söylesin hadi. Ben gidiyorum. Bak adam ben muhtar aday ya. Gelecek Allah, nesil muhtar adayları gidiyor. Bak para istemiyor. Kalayım mı? Söyle yeğenim. Ya yardım edelim Gama Efe. Traktörle takla attı çukura ya. Traktörde bir şey var mı? Ya traktörde galiba ön takımlar biraz hasar gördüm. Kendinde bir şey ama var mı? Kendinde bir şey yok da traktör çıkartalım. Tamam, ben bak. Ben denedim çıkartamadım. Zinciri alın oradan. Geri getirin ama, tamam mı? Tamam. Paşa dayı, senin motor ne? 260. Çeker mi ki onu? Çekemeyebilir. Çeker. Hop hop. Aman. Aa, Halcı Yusuf. Halcı Yusuf'un Erkut kökler onu. Onu hallederik de benim Erkut çok vallahi hiç memnun değilim bundan. Dur. Şey nerede? Bizim Yörük Osman. Sen arabayla hop geldin. Sen gidemen. He. Ben gideyim işte, bırak. Ya tamam, sen git o zaman. Ben gideyim ya. Ya Baytar gitsin, Baytar'ın motor. Ya işte gelin bir bakın ya. Ben buraları toplayacağım. Bak hele, Baytar pullu aldığın yere koydun mu güzelim? Koyacağım şimdi abi. He, tamam tamam. Sen koyacaksan. Benim üçlüyü kim aldıydı lan? Ha, üçlü benim motorda değil mi? Tamam, ben onları yerleştireyim. Tamam hadi bay. İyi hadi görüşürüz o zaman. Kimse yap dur. Baytar'a para göndereceğim. Baytar dur, sen muhtar adayı diyorsun güzelim. Çattı mı? İhtiyacımız var. Dur dur. İndi sen kolu, ben bırakayım ha. Az daha yanaşayım abi. Az daha gel, tamam. Hadi. İndi kolu. Tamam. İndiriyorum abi. Tamam. Dur senin parayı göndereyim, bekle. Bir bakıma iyi oldu biliyor musun ya bu aday olmaları. Vallahi bak paradan. Vallahi dışarıdan girdi. Vallahi bunlara var ya, şimdi hep yardıma çağırır koyu. Hadi kendine iyi bak. Hoşça kal. Haydi sen de, Allah'a emanet ol abi. Vatan traktöre gittiler mi abi, ben? Benlik bir şey var mı acaba? Vallahi bir git bakayım İsmail'in ona doğru. Gidiyorlar onlar.
Tamam abi, ben bir uğrayayım. Hadi Allah'ıma. Hadi görüşürük. Aramızda fark edek. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Lan ampulleri durmuyor. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, hatta abone değilseniz de hatta yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kolu da bir yere koyak da. Lan bak, ona biri dahmış. Arkaya koyak da kurtulur. Şuraya koyak şimdi. Ne diyordum? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki videoda hasat dönemi, buğdayı hasatlayacağız. Şimdiden elinize kolunuza sağlık. Timosan'ı satarsak bize güzel bir para gelecek. Biz bugün iyi ki traktör sattık, iyi kar yaptık ha. Haydi bakalım, bismillah. Hoşça kalın arkadaşlar, görüşmek üzere.